Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi Murat'ın BM... Biri bana hey mi dedi? Hey! Murat'ın BMW'si. Bugün arkadaşlar Murat tanışmaması gereken eski bir düşmanıyla tanışacak. Girişte giriş yapınca garip oldunuz değil mi? Ben de ufaktan bir garip oldum. Arkadaşlar biliyorsunuz Fırıncı İbo vardı. Biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Aha şu adam. Alo Fırıncı Bey. Patlattık lakin ölmediler efendim. Ama çok korktular. Ah güzel. Korkutmayı başarman da büyük bir şey. Çabuk dönün. Şayet bilmiyorsanız sağ üst köşeden az önceki gösterdiğim kısma ait olan bölümü bulup izleyebilirsiniz. Bayağı fantastik olaylar yaşanmıştı. Bugün arkadaşlar Murat maalesef ki bu adamla tanışacak. Zira biliyorsunuz Merve Hoca ile işleri ilerletti. Gerçi artık o da hoca değil, öğrenci. Maalesef ki sinemaya geldiler ve beraber... Vallahi geldiler lan! Birisi bana bağırdı. Sinemaya geldiler ve film izlediler. Artık yavaş yavaş birbirlerine yakınlaşıyorlar. Lakin arada çok büyük bir engel var. O da Fırıncı İbo. Bakalım bugün neler olacak. Hadi başlayalım. Vay be! Güzel filmdi ha. Güzeldi değil mi Merve? Bayağı etkileyiciydi. Adam nasıl atladı öyle kancalarla falan geminin üstünden. Allah'ım bayağı korktum ha, heyecanlıydı. Ay evet. Güzeldi. Ondan sonra kadının kurtarışı. Gemiden çıkartışı. Ay çok havalıydı. Değil mi? Ondan sonra böyle bir yakınlaşması. Gözlerinin içine bakması. Sonra hafiften dudaklarını yakınlaştırması. Ay sonra bizim de yakınlaştırmamız. Yani sonuçta... kaza geldik olur yani. Film izliyorduk sonuçta. Olur öyle olabilir yani değil mi? Vallahi Merve, sanırım biz işleri ilerletmeye başladık. Yani bizim durum arkadaşlıktan çıkıyor. Çıksın istemiyor musun? Yok, tabii ki de ben de istiyorum yani. Sonuçta niye istemeyeyim değil mi? Sadece birazcık garip geliyor. Hepsi bu. Neyse hadi. Ben seni evine bırakayım. Yani sinemaya geldik. Gerçekten öyle bir niyetim yoktu ama artık var. Yapacak bir şey yok. Oldu, olan olmuştur, olduğu gün olmuştur. İçme onu, gebereceksin, içme. Olmuştur. Buyur. Ben sana kapını da açayım. Sonra ağlama. Böyle erkekler kaldı mı diye. Ben açarım. Teşekkürler. Rica ederim. Kendim de binmek için açtım. Ben de buradan bineceğim. Şimdi kim dolaşıyor ya? Gel bakalım. Nasıl Merve? Güzel geçiyor değil mi? Günlerimiz iyi geçiyor yani. Okulu kaytarmasaydık daha iyi gibiydi ama... Yani sen teklif edince ben de derslerden kaytarmak zorunda kaldım. Ya okul dediğin şeye her zaman gidilir Merve. Her zaman. Fotoğraf mı çekti lan? Eyvallah. Her zaman gidilir. Lakin bu film yeni düşmüştü piyasaya. Yani izlemesek olmazdı değil mi? Sanırım. Bir şey diyeceğim. Buraya beni getirdin ya. Her şey planlı mıydı? Her şeyden kastın filmi izlemekse evet. Diğer yaşananlarsa hayır. Anladım. Anladın mı? Ne anladığından şüpheliyim ama. Ulan kız bizi sapık falan sanmasın. Yani sadece film izlemek için getirdim. Tamam inandım, şaka yapıyorum. Yalnız Murat ben bayağı yoruldum ya. Biraz hızlı gitsek olmaz mı? Vallahi olur da trafik var. Neyse canım, yapıştır gitsin. Ceza yersek de yeriz. Yiyeceğimiz cezayı senin için yiyelim. Ne olacak? Şuradan sollayabilir miyim? Harika. Senin için bırak cezayı. Acı biber bile yerim. Ki normalde yiyemem. Basur var ama. Neyse. Basura bakma. Ay bakmam. Şaka yapmıştım ama. İğrenç bir şakaydı. Fark ettim. Acaba usta ne yaptı arabaları ya? Satmış mıdır lan? Oğlum bugün bir sürü araba gidecek. Ben hala kızla uğraşıyorum ya. Allah'ım. İş güç de var bir yandan. Lakin Merve de böyle magnet gibi. Kendisine çekiyor. Neyse onu evine bırakayım. Ondan sonra gider ustayla görüşürüz. Merve, bu sizin kapılar açılıyordu değil mi? Gerçi artık çok bir önemi kalmadı. Sürttüre geçtim ama. Aa. Bu kim? Kuzenim. Kuzenin mi? Hadi ya. Vay be. Selamlar. Merhabalar birader. Ben Merve hocanın arkadaşı. Yani Merve hoca diyorum hala. Merve'nin arkadaşıyım. Sinemaya gittik falan. Öyle. Ay Bekir, hoş geldin. Hoş bulduk kuzen. Sana şöyle bir uğrayayım dedim. Kapında çiçekler falan buldum. Ne iş? Ay çiçekler mi? Allah kahretsin ya. Yine o sapık galiba. Kuzen, iki dakika ben telefonla görüşeyim mi? Bir arkadaş bekliyor da. İçeri geçiyorum. Tabii sen geç. Merveciğim.
Ne sapı? Bu güller ne iş? Hay sorma Murat ya. Vallahi bir tane sapık dadandı. Ta lise döneminden beri var sizin derslere gelirken. Her hafta mutlaka böyle çiçek bırakıyor. Hiç aksatmıyor. Allah Allah. Bak sen lavuğa. Başka bir şeyler de yapıyor mu? Ha yok. Düşündüğün gibi bir şey değil. Yani ben hiç görmedim falan. Öyle sadece çiçek gönderiyor. Adresini falan bulmayı denedim. Lakin adres vermiyor kuryeler. Bak sen yavşa. Yani. Demek sana çiçek gönderiyor. Kim lan bu? Kim oğlum? Kimse benim kızıma çiçek gönderemez. Kimse. Kızıma derken nasıl yani Murat? Yani sonuçta biz artık şey sayılırız. Ay ney sayılırız? Ya canım şey işte. Ne işte? Ya Merve işte anlattırma yani işte hani bir erkek bir kız işte anlarsın yani. Hoşlanışmaş, flörtöş. Ne deniyor bunlara? Ha flört. Ha işte flört ya, hay ağzını öpeyim yani. Lafın gelişi hani iyi bir şey söyleyince hani böyle denir ya oğlum, Allah kahretsin yanlış anlayacak. Yani anladın işte. Hay Murat sakin ol, ikimiz de yetişkiniz Allah Allah. Bunda bu kadar abartılacak bir şey yok. Tamam sen benden hoşlanıyorsun, ben senden. Niye utanıyorsun ki? Ya ne bileyim, hiç senin gibi bir ilişkim olmadı ki. Yani Cansu'yla çıktım da o biraz değişikti. Senin gibi değil. Sen özgüvenli, ayakları yere basan, yani kendi kendini yaşayan bir kızsın. Baksana kendi evin falan var yani. Cansu baba parası. Hay teşekkür ederim. Beni ayakları yere basan bir kadın olarak mı görüyorsun? Yani. Sonuçta baksana bir evim var. Evinin kapısı benden büyük maşallah. Yani kendi kendine okula gidiyorsun. Bir öğretmen oluyorsun. Bir öğrenci oluyorsun. Yani hayatında kimse yok. Ne bileyim yani. Ben böyle biriyle hiç flört etmemiştim. Ay öyle şeyler deme. Vallahi utandım bak biraz. Neyse ben gideyim artık. Bir üstümü falan çıkartayım, bir duş alayım. Sen de artık evine git. Üf, şu çiçekleri de atayım bari ya. Gerçi kıyamıyorum da. Vazoya koyayım en iyisi. Ev yemin ediyorum çiçekçiye döndü Murat. Yemin ediyorum. Şunları alayım. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz hayatım mı? Hayatım mı? Ulan Merve. Ulan oğlum. Böyle bir kız yok yemin ediyorum. Cansu'yu böyle üst üste koyun. 7 kere 8 kere 9 kere. Yemin ediyorum tek eliyle böyle patır 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 tokatlar var ya. Merve. Kapında it olayım. Bağla beni O kim lan? Vay da. Buyur birader. Birine mi bakmıştım? Bakmıştım. Sen kimsin? Ben. Beni ne yapacaksın canım sen? Ben Allah'ın bir kuluyum. Sen kimsin? Ne işin var Merve'nin evinde? Kapıcı mısın? Sana ne? Bak öyle bana sana ne bana ne deme birader. Bak ben öyle başka adamlara benzemem. Bu evde benim hoşlandığım, sevdiğim kız oturuyor. O yüzden buraya kimin girip kimin çıktığı beni ilgilendirir. Öyle artist artist konuşma. Hoşlandığım biri mi oturuyor? Senin mi? Olur mu canım? Burada bir tane kız var. O da güzeller güzeli Merve. Benim Merve. Benim Merve mi? Ne diyorsun lan sen? He ya. Benim Merve. Canımdan çok severim onu. Ziyaretine geldim. Bir yanlışlık olacak galiba. Burada bir tane Merve var. O da beni seviyor yani. Lan bir dakika. Bu o. Bu o çiçekleri bırakan adam. Vallahi o. Sapık şerefsiz. Demek sen bıraktın ha çiçekleri. Bir dakika. Sen şimdi bu içerideki kızı mı seviyorsun? He ya. Seviyor. Ben onun için ölürüm. Ulan bana bak lavuk. Bana bak. Sen ikidir buraya geliyormuşsun. Belki de üçtür beştir. Bu kızı rahatsız ediyormuşsun. Bak artık o devirler kapandı. Burada artık ben tekleyemiyorum da lan. Burada artık ben varım. Öyle kafana estiği gibi gelip gidemezsin, tamam mı? Ben Şam babası değilim. Adamı yamulturum. Bu boyla mı? Sen komik bir arkadaşsın. Oğlum çekil, elimde kalacağım bak. Çekil. Bak birader, öyle artist konuşma. Senin gelmişini geçmişini diye bir başlarım, yemin ediyorum var ya, nereden girer nereden çıkarım.
Adam akıllıdır var ya, yoksa seni yamulturum. Sende hiç mi utanma yok lan? Hiç mi arlanma? Buraya gülleri bırakırken utanmıyor musun lan? Şerefsiz, karaktersiz, sen tam bir sin. Anladın mı beni? Ney 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 ney? Sen bana ne dedin? Ho hayda. Silah varmış. Silahın var demek ha? Silahın. Varsa var lan. Bizim sevgimiz pazara kadar değil, mezara kadar. Bana bak oğlum. Bu kıza askıntılık yapıyormuşsun. Senin ağzını yüzünü kırarım. Silahından falan da korkma. Askıntılık mı? Ya askıntılık. Bak ben öyle başka erkeklere benzemem. Adamı yamulturum, tamam mı? Senin silahından da korkacak değilim. Erkek sen vur lan. Ay ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Ha. Sen mi geldin? Murat, sen gitmedin mi? Yok hayatım, gitmedim. Birazdan gidiyordum. Lakin şansına senin sapığını buldum. Merak etme, haddini bildiriyorum. Bu var ya bu. Bunun kadar kansız, şerefsiz, tahta kurusu, iğrenç, pislik, hıyar bir adam görmedim ben. Ben bunun şimdi gelmişini, geçmişini, yedi sülalesini var ya, tam ben bunun bir... Ay ne diyorsun Murat? Şşt, kendine gel. O benim babam. Senin karakterini sül... Ney? Baban mı? Ay evet, babam. Ya baba kusura bakma, bu Murat. Sanırım seni karıştırdı. Değil mi? Baban öyle mi? Efendim? Ben de Murat. Tanıştığımıza memnun oldum. Kusura bakmayın. Kız, senin baban niye silah taşıyor? Ay uzun hikaye. Sonra anlatırım. En iyisi git sen. Yoksa gidecek bir mezarın bile olmayacak Murat. Mezarın bile. Babacım buyur. Kusura bakma, seni karıştırmış. Karıştırmış. Karıştırmış demek ha? Şuna bak be. Ben ömrü hayatım boyunca bu kadar hakaret işitmedim Merve. Kim oluyor bu yerden bitme? Sana hesabını soracağım. Oğlum dua et var ya. Kızım bir şey yapma diyor. İçeri geç diyor. Babacım yalvarırım. Murat sen de git lan, ölmek mi istiyorsun, git. Ben gideyim amcacım. Yolcu yolunda gerek. Kusura bakmayın gerçekten tekrardan. Yani Merve'ye bir sapık dadanmış da ben sizi böyle görünce zincir kolyeli mincir kolyeli böyle züppe gibi peze... şey gibi giyinmiş gibi görünce yani iyice batırıyoruz galiba. Git Murat git, daha fazla uzatma, git. Tamam Merve tamam. Gerçekten özür dilerim amcacım. Kusura bakmayın. Saygılar amcacım. Siz zaten öyle hiç sapığa falan peze yani şeye falan benzemiyorsunuz. Yani benzemiyorsunuz da işte ben hani heyecanlandım. Ulan sen hala burada mısın salatalık turşusu? Ben yok amcacım, ben gittim, iyi günler. Allah belanı vermesin. Ulan oğlum kızın babasına neler dedik lan. Allah. Silahlı milahlı da manyak bir adam. Allah'ım. Ulan oğlum adama demediğimizi bırakmadık. Bunlar ne lan? Ne oluyor oğlum? Bunlar... Ne iş lan? Merve'nin babası... Ne iş yapıyor lan? Allah'ım... Oğlum adamın resmen yedi sülalesine sövdüm lan. Lan salak Murat. Hemen gaza geldin. İki canım hayatım dedi Merve. Resmen var ya, her şeyi unuttum. Adamın yedi sülalesine saydırdım. Bittin oğlum sen, bittin. Ay sakin ol babacım ya, sakin ol. Murat aslında iyi bir çocuk ya, iyi bir çocuk. Okulda tanıştık onunla. Sakin ol ya, öyle silah çekmene falan gerek yok. Ay çok kızmış vallahi, öldürecek kesin. Ben sana bir ıhlamur yapayım, iyi gelir babacım, iyi gelir. Vallahi. Murat. Murat ha? Kim lan bu Murat? Sövülmedik sülalemde adam kalmadı. La Muhsin, gel bakayım buraya Muhsin. Neredesin bakayım? Hala buyur ağam, gelmişim. Emrin olur ağam. Ağam gelmişim, buyur ağam. Nasıl yardımcı olabilirim ağam? La Muhsin, az önce çıkan şu fıçı kadar küçücük oğlan vardı ya. Sövmedik hiçbir yanımı bırakmadı. Bul onu oğlum, bul onu. Sen ne diyorsun ağam? Kafayı mı yemiştir bu oğlan? Küçücük bir şeydir zaten. Ogam öldürek mi? Yok. Önce bir kaldırın da konuşalım. Bakalım derdi neymiş? Bu Murat benim tahmin ettiğim Murat mıymış?
Onu da bir araştırın. Şu Kadri'nin finosu. Emrin olur ağam. Araştırırız ağam. Hadi bakayım Muhsin. Araştır. Böyle de bak. Beni kızımın evinde böyle gömecek adamı toprağın dibine gömerim. Bu yoksa Kadri'nin veledi mi? Şu Kadri'nin kızına yürüyen çocuk. Eğer oysa kendine mezar seçsin. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Murat kız arkadaşı Merve'yi evine bıraktı ve kapıdaki sürprizle karşılaştı. Merve'yi uzun zamandır takip eden biri varmıştı. Murat da onu babasıyla karıştırdı ve Merve'nin babasına olmayacak laflar etti. Merve'nin babasını daha önceden biliyorsunuz. Kendisi Fırıncı İbo, yani Murat'ın ezeli düşmanı ve Fırıncı İbo Murat'ı maalesef ki yüz yüze hiç görmedi. Yani az önceki Murat'ın bizim Murat olduğunu bilmiyor. Fırıncı İbo'yla durum bayağı sıkışık durumda. Fırıncı Murat'ın gerçek kimliğini öğrenince ne olacak? Sizce bizi neler bekliyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Elektrikli şarj yeri yok. İçerideki dükkana bir soralım. Selamünaleyküm dayı ya. Benim elektrik... Anything değil mi? Anything tabii. Elektrik lazım. Anything lazım değil. Ya benim elektrikli bir araba var. Nasıl dolduracağız? Benim iPhone'un şarj ucu var. Olur mu? Olur. Lan manyak mısın? Kocaman araba. Vallahi ne bileyim, bizde teknoloji yoktur. Ama istersen dergi vardır. Dergi mi vardır? Güzel dergi lan. Bir dakika, ne dergisi oğlum, şimdi olmaz. Dur. Tövbe estağfurullah. Tamam, güzel dergiler ama bizim işimiz var. Gördüğünüz gibi amcamızdan duyduğunuz üzere maalesef ki there is no elektrik. Adam ciddi ciddi şarj aleti önerdi. Geriye yapacak tek bir şey var. Hah. Jerryken. Tom ve Jerry'deki Jerry değil arkadaşlar. Karıştırıyorsunuz bakın. Neden? Olur öyle. Şunu alalım. Ve arabamıza bunu yükleyelim. Zira gördüğünüz gibi oyun hata verdi. Dedi ki, aga bu arabaya koyamazsın. Ama benim adım Trollface. Ben her türlü doldururum. Ne var yani elektrikli arabaya benzin koyduysak? Patlayacak değil ya. İşte buna ticari zeka denir. Elektrik yoksa benzin var değil mi? Dolduracağız arkadaşlar.